Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki ÖSYM tarzı testikini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Ayrıt uzunlukları 2, 2, 6 birim olan 3 kare prizma şekildeki gibi konmuş AB uzunluğu nedir diye soruluyor bize. AB uzunluğu bu. E buna karşılık bir dik üçgen elde etmem lazım. Nasıl elde ederim? Hocam şu şekilde bak bu yüzeyden çizdiğin zaman bak üçgen. Bu yüzeyin devamından devam ediyorum aslında. Bu zemine dik olduğu için burası da 90 derece olmak zorunda. Şimdi bunu bulmak zorundayız. Buna ait bir dik üçgen var mı? Yok. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar bakın buna ait de bir dik üçgen oluşmuş oluyor. Şimdi burası 2 birim olduğunu biliyoruz. Burası da 2 ya. Burası da 2. Tamamı 6 olduğundan şuraya kaç kaldı o zaman? Hocam buraya 4 kaldı. E burası 6 2 8 yaptı burası. 4 8 ise 4 kök 5 yapar burası. Tamamı 6. 2 birim yükseklik burada. O zaman buraya 4 kalır. Pisagor bağıntısı yapacağız. Hocam burası 4 çarpı 1. Burası 4 çarpı kök 5. X dediğimizde 4 çarpı kare küçüğü de diğerlerinin kareleri toplamıydı. Yani 1 artı 5'ten 4 kök 6 çıkar cevap. Evet birinci soruyu 4 kök 6 yani denizli bulduk. Geldik 2. Şekilde bir dik dairesel silindirinin açılımı verilmiştir. Bu açılımdaki kırmızı bölgenin alanlığı 18 pi. Yani bir tanesi 9 pi mi yapıyor? Evet. Yani 9 pi alanı eşittir pi re kareden. r kareden r'yi buradan 3 buluruz. Şimdi sarı bölgenin alanında 24 pi. Arkadaşım R, R3 ise şurası 2 pi R'ye kadar değil miydi? Açtığınız zaman çemberin çevresi kadar olacak ya. Burası 2 pi R'ye kadar olacak. Yani 6 pi yaptı. E sarı bölgede bir dikdörtgen olduğu için alanda 24 pi olduğuna göre 6 pi ile neyi çarparsam 24 pi yapar? 4'ü. O zaman silindirin yüksekliğinde 4 bulmuş olduk. Evet silindirin yarı çapı kaç? Yarı çapı 3. Yüksekliği 4. Bizden hacmi isteniyor. Pi r kare çarpı h. Yani kaç yapıyor? 36 pi yapar. Cevap. Evet cevap balık kesir oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. Şunu kıvırıp bir koni yapmışım. Ağzı açık bir koni. R bölü L alfa bölü 360 değil mi? Açılımdaki burada kaçı? 180 derece. L dediğim burası. E, bu koninin taban alanı verilmiş. Koni taban yarıçapı R ise pi R kare eşittir 9 pi olduğuna göre R'yi buradan 3 buluruz. Evet R'yi 3 bulduğumuza göre R bölü L alfa bölü 360'dan dolayı L'yi kaç buluruz? 2 katı 2 katı 6 olarak buluruz. Evet L 6 şurası 6 R de zaten 3. Bizden yarım dairenin yarı çapı nedir diye soruluyor. Ama L isteniyormuş bizden. Cevap böylelikle C han yapar 3. soruda. 4'e geldik. Bir küreyi kestiğimiz zaman daima bir daire kesiti oluşuyor diye söylemiştik zaten. Şimdi bir birim uzaklıkta kesildiğinde dairesel. İşte bu dairenin alanı 9 piymiş. Pi r kare eşittir 9 pi ise r'yi buradan 3 buluruz. Evet bunun yarı çapı yalnız 3. Sonra iki de şekilde gibi aynı şekilde kesildiğinde oluşan dairesel kesitin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşım 1 var 3 var. E o zaman burada bu şurası da 3 ya. Merkez gidiş çektikten burası 90 derece olmak zorunda. En etkili silahımız yarıçap. çap. Al sana yarıçap. Hocam 1, 3 ve 1'in karesi 3'ün karesi 9, 10. Burası kök yapar? Evet. Yarı çapı. Kürenin yarı çapını kök bulduk. Şimdi burada da yine aynı şekilde. Bu da bu da birbirine eşit olacak. Kürenin yarı çapını da kök bulduk ya. Kök burası. E, A dersem kök karesi eşittir. A kare artı 4 yapar. A'yı da buradan kök 6 olarak buluruz. Şimdi dairesel kesitin alanı isteniyor. Burayı kök 6 bulduk mu? Bulduk. Bu dairesel kesitin alanı nedir o zaman? Pi r kare değil midir? Yani 6 pi olmaz mı? Olur. Cevap böylelikle C an çıktı. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. 5. soruda şöyle bir konuyu kıvırmışım. Hocam R bölü L alfa bölü 360. 90 bölü 360 mı? Değil. Ben 270 derecelik bir şeyi daire dilimine kıvırıp böyle şey yapıyorum. Yarı çapı 4, 4 olan daire biçimindeki kağıttan çeyrek daire biçimindeki bir dilim çıkartılarak kalan kısım kıvrılarak. Bak burada kısım kıvrılıyor. L kaç? 4. Konuyu oluşturduğumuzda R lazım bana. R bölü L Alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Şunlar sadeleşti. 3 ve 4 yaptı. O zaman R'yi de böylelikle 3 buluruz. R 3 çıkar. Koninin yüksekliği isteniliyor. Hocam L'si de 4 değil miydi? Evet. Koninin yüksekliği de 3, 4, 5 değil. E burası H'sa H kare neye eşittir? 4'ün karesi eksi 3'ün karesidir. 16 x 9'dan 7 çıkar. E o zaman H'ı da buradan kök 7 olarak buluruz. Örnek 5'i C an bulduk. Örnek 6'ya geldik ama ben çözemiyorum. Teliften dolayı siz bakarsınız uygulamadan. Yedinci sorudayız. Açılımları verilmiş. Yukarıda verilen şekillerde bir kare dik piramitin iki farklı açılımı görülmektedir. Şekildeki açılımın çevresi 40. Şekil 1'deki 40. Arkadaşım şurası e, kare piramit yapalım mı ilk önce? Şu kare piramiti yapacak olursak eğer. Şöyle 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 şöyle. Hocam şurası A. Ya şurası A olsun. Burası da ne olsun? K olsun mesela. Tamam. E o zaman Burası K ise üçgenleri açtığımız zaman böyle. Hocam burası K, burası K, burası K, burası K, burası K, burası K. Yani 2, 4, 6, 8 K var. 8 K. Bak bu açılımın çevresi 8 K. 8 K eşittir 40 ise K'yı buradan 5 bulurum. Çok güzel. K'yı 5 bulduk. Şekil 2'deki açılım. K'yı 5 bulduk ya. Yani şuradaki açılım da şu şekilde oldu. E, kareyi koyduk. Üçgeni yatırdık. Üçgeni yatırdığımız zaman şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şu kenarla şu kenar çakışıyor. E bunlar da şöyle birbirine eşit olacak. K 5'ti. 5 5 burası. E burası neydi? A ise açılımda bak şu şurayla yapışacak. Burası da A. Bu buraya. Şu şurayla. Bu da buraya yapışacak. A. Burası da A. Şimdi bu şekil 2'deki açılımın çevresine bakalım. Bak şöyle geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı 10 değil mi? Evet. 6 A artı 10 eşittir. 46 verilmiş. 6A 36 olur. A'yı da böylelikle 6 olarak buluruz? Aynen öyle. A 6. Şimdi piramitin yüksekliği isteniyor bizden. Arkadaş şuraya gelelim şimdi. Piramitin yüksekliği nereye denk düşüyor? Şu alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyor. Evet A'yı da 6 bulduk ya. E ne yapacağız şimdi burada? E hocam şuradan şu köşe çizersem tam ağırlık merkezine düşüyordu ya. 6 6 6 kök ki burası. E bunlar 3 kök ki 3 kök ki olur. Sonra burada bir pisagor bağıntısı yaparak sonuca ulaşırız. H burasıysa 5'in karesi eşittir h'ın karesi artı 3 kökünün karesinden sonuca ulaşacağız. 25'ten 18 çıkınca 7 kalır. 7 h kare eşitse h da buradan kök 7 olur. Yani cevap Akça yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. E yüzeyden gidiyoruz. Kat kat açacağız kardeşim. Değil mi? Şimdi şekilde özdeş 3 basamaklı taşınabilir bir merdivenin bazı boyutları verilmiştir. Özdeş. O zaman şuradaki yükseklikler hep ne olacak? Özdeş olduğu için birbirine eşit olacak. Hatta burası 45 ya. E. X dediğimiz şey 15, 15, 15 olmayacak mı? Evet burası 15, burası 15, burası 15. Özdeş ya. Şunlar da birbirine eşit olacak o zaman özdeş olduğuna göre. 75'i de böl. 25, 25, 25 değil midir buraları da? Evet. Şimdi burada ilk dikdörtgenimiz sabit kalsın. Bak şöyle yapayım. Küçük bir çizeyim. Şu ilk dikdörtgenimiz sabit. Sonra bunu açacağım. Ee, burası kaç? 15 ve 90. Sonra üsttekini açacağım. Üsttekini açınca hop yukarı doğru açtım. Hocam üsttekini açtığımda da o da 25 değil mi? Evet 25'e 90. Sonra bunu açacağım 15'e 90. Sonra bunu açtık. Bunu açacağım 25'e 90. 25'e 90. Sonra bunu açacağım 15'e 90 ve sonra öbürünü açacağım. Öbürü de ne? Yine 25'e 90 değil mi? Evet 25'e 90. E buradan başlayıp buraya gelmesi durumu isteniliyor bizden. Pisagor bağıntısı yapacağız. Burası 90. Şimdi bunları hesaplayalım bakalım. 25'ten 1, 2, 3 tane var. Ee, ya da 25, 15 daha kaç? 40. Şu da 40. Bu da 40. 120 yaptı. Evet burası 120 yapar. 9, 12 üçgeni 15 üçgeni. Yani 9, 12, 15'in 10 katı. Burası da 150 yapar mı? Yapar. Evet bizim karıncanlık alabileceği en kısa yol 150 yaptı. Yani 8. soru Balıkesir yaptı. Böylelikle ÖSYM tarzı test 2'yi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani ÖSYM tarzı test 3'te. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal